dünkü maçta sonra bakıyorum. Bir maçtan sonra hakemle ilgili bir ufak bir şey olmuştu. Abdurrahim Albayrak demişti ki her şeyi biliyoruz, ediyoruz, kimin şampiyon olur falan da filan da. Ama maalesef iki haftadır Galatasaray cephesinden hakemle ilgili hiçbir şey yok. Yani bu hakem haksızlık yaptı, bugün kötü yönetti falan da filan diyor. Ben de diyorum ki temenni değildir bu. Bu temenni değil. Yani Allah bilir tabii. Hı hı. Önümüzdeki hafta Gökmen abi Galatasaray Başakşehir maçında bir hakem hatasıyla diyelim ki Galatasaray mağlup oldu. Hı hı. O zaman acaba Galatasaray hakemle ilgili yorum yapar mı? Yani sevgili ya Fatih sen, Hoca. Ya senelerdir futbolun içindesin. Bak menajerlik de yaptım. Bak defalarca burada tartışıyoruz Sinancığım. Şimdi ne olursa olsun daha çok üç büyük kulüp. Diğerlerine hayır. Daha çok üç büyük kulüp. Kendi lehlerine yanlış düdük çalındığı zaman tık yok. Tık yok. Bravo. Bak tık yok. Aleyhlerine çalındığı zaman yeri göğü inletiyorlar. İstediğin kadar konuş. Ben diyorum ki iki haftadır Türk futbolunun bir numara ismi Fatih Terim. Ya Türk futbolunun abisi gibi. Eğer bakıyorsan hakemler, onlar, bunlar yani bir kulübün başkanı elimde silah olsa vururdum derecesine konuşuyor. Bütün Fenerbahçe, herkes, Beşiktaş, herkes açıklamalar yapıyor. Hakemle ilgili bugün sevgili Gümüş, Göksel Gümüştah diyor ki takımıma güveniyorum ama dış etkenlere güvenmiyorum. Göksel Gümüştah dediğiniz adam Türkiye'nin en önemli adamlarından bir tanesi. Futbol kulüp başkanı, evet, kulüp başkanlığının zeyretinde de ve güç olarak da Ertemciğim yani baktın mı? Şimdi burada Fatih Terim hocamız 2 haftadır hakemle ilgili hiçbir şey. Gökmen abinin dediği gibi. Şimdi merak ediyorum. Allah korusun. Bu bir temenni değildir. O zaman ne olacak? O zaman da ben de diyelim ki buradan hakemdir, insandır, hakem hata yapar derim. Ama o zaman ne oluyor? Yazık değil mi Galatasaray'ın emeklerine? Daha yazık değil mi? Şimdi Galatasaray şampiyonluğuna manipüle edildi diyor. Manipülasyon oldu yani. Hakem işleri falan. Hayır, Galatasaray zaten çok güçlü bir takım. Ama Galatasaray'a da zarar verdi bu hakem işleri. Dolayısıyla bu hafta Galatasaray Başakşehir maçında bir hakem hatası olursa ortalık ne olur? Fatih Terim ne söyler? Abdurrahim Albayrak yine diyecek mi? Gel apacığım, hoş geldin, gel. Abdurrahim Albayrak yine diyecek mi? Biz hakemleri işte biliyorum, var konuşmaları biliyorum, şunları biliyorum. Onun için yani hep canı yandı mı konuşulan bir toplumuz. Maalesef bu böyle olmamalı işte. Nasıl düzelmeli biliyor musun? Kazandığın zaman da, senin lehine hatalar yapıldığı zaman da bir şeyler söyleyebiliyorsan, o zaman doğru yoldayız deriz arkadaşlar. Buyurun. Ya Sinan, ya olacak ki Ali Koç kendi takımı düşme tehlikesinden kurtardı etti bundan da. Tabii temenni değil. Düşmesin, çıksınlar yukarı. Ya sen sıkıntı yaşamıştın. Bir sene önce gelmişsin. Ve Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarının ortaklarından, sahiplerinden birisin ya. Ne oldu? Futbolun içine girdin, dağıldın. Ya sana ne? Sen kendi takımına bak. Kendi aldığın hocalara bak. Taraftarınla diyaloğun nedir ona bak sen. Kalkmış, olacak şey değil ya. Rize maçında, Galatasaray Rize maçında Rize'yi kolluyor ya. Olacak şey değil. Olacak şey. Kim kolluyor? Rize'nin, Ali Koç, Rize'nin savunmasını yapıyor. İşte öyle olmuş da gelmiş de bilmem ne. Hadi git ya. Hadi git, sen kendi takımına bak. Yine de bir sen git demeyelim ama. Ya hani, sevgili kardeşim ama. Ama yok, yine de hadi git demeyelim. Ya bu tip, hani, bak, bu tip şeylerden, bu tip sorunlardan. Bu siz şimdi, hepimizin büyüsünüz. Ya Galatasaray linç kampanyası uyguluyorlar ya. Galatasaray sanki hakemleri satın almış. Aslanlar, Fenerlisi de, Beşiktaşlı da, Trabzon, herkes ya. Bütün Galatasaray aleyhine her şeyi konuşuyorlar, yapıyorlar. Bana bundan sonraki maçlarda Sinan da bak, önümüzdeki hafta diyor, oynanacak maçta diyor. Ne olur? Hakem bir hata yaparsa ne diyor. Olur? Yapmayacak. Hata yapmayacak. Ya varı aldık ya, varı getirdiler ya, kurban olayım ya. Daha önce Ahmet de burada hoca. Daha az tartışılıyordu hakemler ya. Daha az. Bu kadar yani ayyuka çıkmıyordu. Net olarak tamam, hatalar oluyordu, doğrudur. Ama bu kadar da değil. Varı getirdiler, teknolojiymiş. Ahlak var mı ya? Ahlaksız. Herkes ahlaksız burada. Kusura bakmasın kimse. Herkes, futbolun içinde herkes ahlaksız.
Herkes bir menfaat, yani nasıl çıkartabilirim, nasıl yapabilirim, nasıl edebilirim? Hakemler aynı şekilde. Var diyorsun içeride, ya kenarda gidiyor orada böyle bakacağım diyor, bakıyor. Geliyor karar veriyor. Ya içerideki çağırmasa gelir mi gelmez? Sizin tek bir cümleyle Gökmen abi kaç yıldır futbolun içindesiniz, kaç yıldır? Canım kardeşim. Kaç bak, yıldır? 3 sene İstanbul 40, 45. Spor. 45. Şöyle söyleyeyim sana, 3 sene İstanbul Spor. 64'ten bugüne kadar abi. 55 sene. Gibi. 55 sene. Şunu söyleyeceğim. Bugün yani bu kadar senede futbolun içindeyim. Ben sana bir şey söyleyeyim. Bizim zamanımızda hani diyorlar ya işte küfür müfür. Daha alaklıydı futbol ya. Neden? Neden? Bu sene neden böyle? Neden? Tamam var, yok, neyse bunları konuşacağız ama neden böyle? Bunların hepsini konuşacağız, tartışacağız ama şu anda herkes Göksel Başkan'ın açıklamasını konuşuyor. Göksel Başkan'ın açıklamalarını yayınlayalım. Bir dakika, Göksel Gümüştağ'cığım bir şey söyleyeyim. Alabilirsin. Sen 8-9 puan öndeydin. Galatasaray, Beşiktaş, Celal, neden celallendiler ya şampiyonluk için? Neden? Neden celal? Sen puan kaybettin sen. O gün itibariyle puanları kaybetmezsen belki bugün şampiyonluğu ilan edecektin. Haftalar önce Ahmet Göztepe maçına tur atlar dedi. Haklılar, öyle gidiyordu çünkü. Öyle gidiyordu yukarı doğru. Puan kazanma açısından. E ne oldu? Sen puanları kaybettin. Diğerleri sana yaklaştığı için çıkmış da bana tıraş yapıyorsun orada. Bugünkü Başakşehir'in attığı ikinci gol offside. Offside köküne kadar. Köküne kadar offside. Offside hocam. Hayır. Hadi ya. Hayır. Ahmet Hoca köküne değil kadar. Hayır. Bak iki hafta, son iki hafta bu şey maçı, Beşiktaş maçı bir de şey maçı, Konya maçı. Cagney'in olayı hem offside değil hem penaltı. İkisi de penaltı, ikisi de offside değil. Ondan sonra diyorlar ki işte Galatasaray kimi satın aldı ya? Bütün federasyonu mu aldı ya? Bütün hakemlerin MHK'yi mi aldı? Bir de bana şunu anlatacaklar. Ne kadar oldu yeni hakem MHK? Ne kadar oldu? Bir buçuk ay. Daha öncekiler Maksimum gitti. Daha öncekiler gitti tamam. Evet. Nerede ya? Ne yaptılar? Bir buçuk iki aydır ne yapıyorlar ya? Ne yapıyorlar? Abi maalesef canı yanan konuşuyor. Hiçbir kulüp başkanı, hiçbir yönetici, hiçbir teknik direktör kazandığı maçtan sonra hakemlerle ilgili hiçbir şey. Zaten bunları söylediğimiz zaman bu iş düzelecek. Yani evet kardeş, bugün hakem benim lehime hata yaptı. Evet hakem. Ama maalesef bakıyorsun hakem hiçbir şey olmamış ki boyunda. Bakıyorsun hiç her bir üç maymun oynuyor. Olmaz. Şimdi Ali Koç ve bunlar genelleme konuşuyorlar. Abi bak bir şey söyleyeyim. Hani Ali Koç kendi takımıyla ilgili ayrı ama bu Türk futbolunun bir kanayan yarası hakem işi. Kimse güvenmiyor. Bu hafta sen şimdi hangi hakeme güvenebilirsin? Güvenemezsin. Bu hafta Galatasaray Başakşehir maçındaki hakem ne yapacağını merak ediyorsun. Var diyorsun. Bak Gökmen abi, Galatasaray'ın maçını yöneten 5 tane hakem hep ceza aldı. Ümit Öztürk. İlk baştan sana sayıyorum. Halis. Ne o çocuk? Hüseyin. Ümit. Ümit. Ay, Ümit Öztürk söyledim. Ümit Öztürk. Bülent. Şimdi bu haftaki Serkan. Bakın bu adamları yani biz söylemiyoruz. Bu adamlar yapmış ettikleri... Ya Galatasaray o zaman Galatasaray bunu bir... Ya Fatih Terim bunları abi, satın mı alıyor Gökmen ya? Abi, ya hayır, satın federasyondan birileri Galatasaray kazansın diye mi gönderiyorlar bu hakemleri ya? Federasyon bu kadar da değil. İnfaz ya. Ayıp ya. Bu federasyonda geçen bir durum burada söz konusu. Federasyon da bu işi engelleyemiyor. Çünkü bir MHK başkanı gitti, yeni MHK geldi. Burada farklı bir oyunlar var. Bakın farklı bir oyunlar var. Şimdi burada şunu söylemek istiyorum. Bu hakemler ceza alıyorlar. Abi bu hakemlere biz yorumcular ceza vermiyoruz. Bu hakemler yönettikleri maçtan dolayı ceza alıyorlar. Demek ki bir sıkıntı var. Onun için bunu Türk futbolunda herkesin burada çıkıp bu konuya ilgili Fenerbahçe'si, Galatasaray'ı, Ankara değil herkes hakem. Çünkü yarın onlara da olacak. Ama kazananlar susarsa bu iş düzelmez. Canım kardeşim bak bu ülkede Fatih Terim seni kaç senelik arkadaşın abi? 50 senelik arkadaşım Fatih aşağı yukarı. Fatih abi. Evet. Bu hafta Başakşehir Galatasaray Başakşehir maçında Başakşehir 1-0 maçı kazandı. Hakem de hatası var 1-2 tane. Ne olur? Bir şey olmaz çünkü Galatasaray kesinlikle kazanacak ve şampiyon olacak. Ya bırak ben sana soruyu sorayım. Yok sordum. Abi ben öyle bir dakika dur abi. Şey yok abi. Ya yok. Kazanamadı diyelim. Hocam sana soruyorum. Bu hafta Galatasaray Başakşehir maçını hakem yüzünden düşünmek kaybetti. Bile istemiyorum baba. Sana soruyorum net. Fatih Hoca sonra Apucum sen cevap ver. Ne olur? Abdurrahim, Mustafa Cengiz dahil ne derler? Fatih Hoca dahil. Abdurrahim. Hangisi ne diyor ki ya? Bayılttılar bizi, geberttiler bizi, hakkımızı yediler, şampiyonluğumuz çaldılar derler. Yazık değil mi? Ya canı yanan konuşacak. Olabilir ama bu hafta. Olabilir.
Yani canı yanmasa bile gelecekteki maçlarda avantaj sağlayabilmek için, MHK ve federasyonu etkilemek için de yapıyorlar bu çıkışları, bu hakaretleri.